4 ay önceki bir konserde söylediği sözler nedeniyle tutuklandı Gülşen. Aylar sonra sızdırıldı bu sözler. Savcılar da jet hızıyla harekete geçti. Soruşturma açıldı, gözaltına alındı ve hemen tutuklandı. Şarkıcı Gülşen sözleri nedeniyle incittim, özür dilerim demesine rağmen cezaevine gönderildi. Yöneltilen suçlamada halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek oldu. Polis eşliğinde adliyeye getirildi, tutuklandı. Karar tepkilere yol açtı. İmam Hatip'te okumuştu önceki. Sapıklığı oradan geliyor falan. Yeni değil, 4 ay önce bir konserde söyledi bunları. 4 ay sonra sızdırılan o görüntü için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla soruşturma açtı. Şarkıcı Gülşen'in mevcutlu olarak polis eşliğinde başsavcılığa getirilmesi istendi. Gülşen gözaltına alındı, Çağlayan'daki adliyeye getirildi. İfadesinde görüntünün provokatif amaçlı servis edildiğini söyledi. Adliyeye sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından özür diledi. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil kullanmalıydım, bulacağım. Hakimlikte ifade veren şarkıcı Gülşen, bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Suç işlemedim. İhtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum dedi. Savcı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlamasıyla tutuklama talep etti. Hakimlik adli kontrolün yetersiz, tutuklamanın daha uygun ve orantılı olduğu kanaatiyle tutuklama kararı verdi. Yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki bu usul ve yasaya aykırı olan karar itiraz neticesinde kaldırılacaktır. Gülşen kararın ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine getirildi. Cezaevi önünde alkışlarla karşılandı. Abla, yalnız, abla. Arkadaşlar lütfen. Çek, çek. Gülşen'in tutuklandığı sırada Kadıköy'de Fenerbahçe-Avusturya-Wien karşılaşması vardı. Fenerbahçe taraftarları haberi alınca tribünden destek verdi sanatçıya. Onun şarkısını söylediler. Kadınlar da tutukluluk haberinin ardından Çağlayan Adliyesi'nde toplandı. Bahsedebileceğimiz bir hukuk yok. Bir tür anayasasızlaştırmayla, hukuksuzlaştırmayla karşı karşıyayız. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu kararın siyasi olduğunu söyledi. Ve tutuklamalarla bu halkın mücadele eden kesimlerini, eşit özgür yaşamak isteyenlerini cezalandırmaya çalışıyorlar.